Evet, açılış sezonunda, 2018 açılış sezonundan sonra, şampiyonluktan sonra ilk defa bir röportaj yapacağız seninle Ömer. Takıma yine el attım. Takım tekrardan güçlenmeye başladı. Galip gelmeye başladı. Bu maçta yine 4-0 öne geçtiniz. En çok merak ettiğim soru bu. 4-0 öne geçtiniz maçta, ikinci yarıda 3 gol arka arkaya yiyerek maçı neredeyse verecektiniz ama sonralarda, son uzatmalarda attığınız 2 golle maçı kopardınız. Maçla ilgili düşüncelerin neler? Vallahi aslında güzel başladı, dediğin gibi 4-0 oldu. 4-0'dan sonra bir anda arka arkasına 2 tane gol yedik. İlk yarıya 4-0 rahat girmiştin, sebebiyle oldu bu. İkinci yarı birazcık daha ayağa top yaparak da top bizde kalmasını sağlayalım dedik. Ama bir anda 2 tane gol yiyince takım da birazcık bize endelendi. Güzel bir galibiyet oldu. Konyalıları zaten geçen seneden de tanıyoruz. Harika insanlar. Ayaklarını yüreklerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben takımı el atmadım. Yani biz, Nasu abi bizim abimiz oluyor. O ne derse olur. Bize 2-3 tane futbolcu getir senin kadrodan dedi. Onlarla beraber geldik. Bugün oynarız. Yarın oynamayız. Sıkıntı yok. Önemli olan gençmen Nasu abi önderliğinde devam etmesi. Gençmen böyle oynaması lazım. Böyle gitmesi lazım. Her zaman yukarıya hedeflemesi lazım. Ondan dolayı biz de ufak tefek katkılarla beraber bundan sonra beraberiz. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Herkese başarılar. Bir sene oldu. Bir sene aradan sonra ligle ilgili düşüncelerin neler, onu öğrenelim. Vallahi şöyle söyleyeyim. Golden League artık Antalya'da fenomen oldu diyebiliriz. Bir numara oldu diyebiliriz. Öteki turnuvalar yavaştan zaten kapatmaya başladı. Artık kimse kalmadı. Herkes de bu turnuvanın ağırlığını bilsin. Öyle kolay takımlar yok burada. Oralar amatör falan olur. Burası Şampiyonlar Ligi şu an. Gelmek isteyen bütün arkadaşları da bekliyoruz yani. Müthiş, harika bir turnuva. Harika bir moderatör, harika yönetmen, harika hoca. Herkesi bekliyoruz. Güzel futbol, zevk almak isteyenler herkes buraya gelsin. Buyurun, hadi sağlık.